Selam arkadaşlar. Birkaç günlük aradan sonra tekrar motosikletin üstündeyiz. Geçen hafta çok yağmurlu ve çamurluydu. O yüzden biraz videoları falan da geciktirdik. Kusura bakmayın. Bugün izleyicilerimizin bir isteği olan Ataparkı gezer misin sorusuna gezeriz kardeşim dedik ve yola koyulduk. Sanatoryumdan çıkarken sağa giderseniz Ufuktepe, sol tarafa giderseniz bu tarafa Ataparka gelirsiniz. Atapark işte son 15-20 yılda oluşan bir ne derler ilçenin, Keçiören ilçesinin bir parçası. Gördüğünüz gibi hep buralar bak nasıl sıkıştırıyor, gördün mü? Önde gideni. Hem de nasıl önde gideni. Hep yeni buralar. Buralar bir zamanlar işte Keçiören'in köyleriydi. Yani Keçiören'in köyü mü derler, Ankara'ya bağlı, Keçiören ilçesine bağlı köylerdi. Ben 2004 mü 2005 gibi falan bir gezdiydim. Burada bir işim düştüydü. O zamanlar daha yeni işte arsalar müteahhitlere veriliyordu. Evler falan yapılıyordu. Tüm sokaklar işte numaralıydı ve hiçbiri bulunmuyordu. Böyle çok ilginç bir düzeni vardı. Tabii o zamandan bu zamana çok şey değişmiş. 15 yılda ne değişmez. Çok fazla da bilerek gezmiyorum. Hani arkadaşlar bazen diyorlar keşke şuradan dönseydin. Asıl yer burası, şurası. Gördüğümüz kadarını gidiyoruz. Buranın çok ürkütücü yokuşları var. Aşağı tarafı da Esertepe. Esertepe değil mi? Aşağı tarafta Esertepe olması lazım. Daha da aşağısı basın evleri falan. Tabii o çok aşağısı. Yani öyle aşağısı derken öyle. Bir en az 5-6 kilometre aşağısı herhalde. Daha da yukarı çıksa mıydık acaba? Buralarda gezek biraz. Bugün de sabahtan müthiş bir sis vardı. Acayip bir sis vardı. Dedim ki acaba siste sürmek nasıl olur? Eğer sis duruyor olsaydı siste motosiklet sürmek diye bir video çekerdik. Aşık Veysel Caddesi'ymiş burası. Ama çok aşağılara mı geldik? 1290. İşte buralarda bir dolaştıydım o zaman. Adresi bulacağım diye. Allah'ım. Her taraf inşaat, yol yok, bir şey yok. Çok da lazım gelen bir işte değildi de. Nedense işte öyle bir şey ettiydik. Girdiydik o işe. Velhasıl sonunda bulduyduk. İşimizi halledip hızla o karmaşadan uzaklaşmıştık. Tabii her yerde olduğu gibi bir A101'de bol bol var. Aramadan istemediğin kadar şu otobüse yol verelim. Nereye geldik? Esertepe'ye geldik arkadaşlar. Hadi size bir de Esertepe yapalım o zaman. Esertepe'ye giriş yaptık. Esertepe'yi boydan boya kesen bir cadde burası. Bankalar Caddesi de mi denir artık buraya? Ne denir bilmiyorum. Çünkü çok fazla banka var burada. Tam burada da bir tane çok eski bir yapı vardı. Tam yolun dibindeydi. Neredeyse evin köşesi yolun üstündeydi. Sürtüp geçeceğiniz kadar. Onu geçen sene yıktılar. Hemen o apartmanı diktiler ya. Türkiye'de inşaat sökleri süper ya. Tak tak hemen. Hemen dikiveriyorlar. Affetmiyorlar. Yeni eldivenlerim hayırlı olsun demediniz arkadaşlar. Bunlar aslında motosiklet eldiveni değil. Bunları bir deneme amaçlı aldım. İşe yarayacak mı, yaramayacak mı bilmiyorum. Sabahları çok soğuk oluyordu. O diğer eldivenim biraz yazlık. Aslında çok soğuk olmadığı zamanlarda kullanabiliyorum. Ne taraftan gitsem? Şu taraftan gideyim. Ayvalı diyor. Ayvalı'ya dönelim. Sertepe'yi kısa kestik. Bunlar kar eldiveni diye geçen cinsten işte. Gördüğünüz gibi. 3 kat dedi adam ama bilmiyorum. Aslında geçen sene AliExpress'ten aldığım bir kışlık eldiven vardı. Deri çok güzel. Revit marka. Tabii onun gerçek mi, orijinal mi, değil mi onu pek anlayamıyor insan. Herhalde o kadar da değildir. Çünkü arada büyük fark var ama. Hani aynı bazen diyorlar ya işte. Zaten o da Çin'de yapılıyor. İşte fabrika, yan fabrikasında da onun çakmasını mı yapıyorlar artık? Ne yapıyorlarsa bilemiyorum ama. Ama o ne derse bir türlü istediğim verimi alamadım. Evet, sanatoryum şu iki tepe dersek şu aradaki vadi gibi bir yer var. Öbür tarafında kaldı. Ovacık tarafına dönmedik ama. İncirli tarafına gidiyoruz herhalde gene.
Basın evleri İncirli. 120 tane tabelasını gördük bu Eragöz'ün. Sonunda Eragöz'ü bulduk. Era zaten göz mü demek ya? Latince matince mi? İngilizce mi? Göz göz hastanesi. Bu arada benzin de tek diş. Arkadaşlar haberiniz olsun. İlk bulduğumuz benzincide bir takviye yapmak lazım. Kışın motosiklet sürmenin bir zorluğu da nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Kat kat giyinip rahatsız bir şekilde sürmek. Yazın fileli montunuzu giyiyorsunuz. Tamam, sıcak oluyor, bir şey oluyor da o da giderken sıcak olmuyor yani sonuçta. Ama kışın böyle. Bakın şimdi mesela bu eldivenler işte üşümesin diye takıyoruz. 3 kat 4 kat. Gazı freni hissetmiyorsunuz. Bir de nedir? Demin söyleyecektim de o araya karıştı. Parmak uçlarına sıktığı için parmak uçlarınıza kan gitmiyor. Bu da uyuşukluk hissi yaratıyor. İşte o uyuşukluk hissi de yani üşüme gibi, bir üşümekten daha beter, bir kan gitmediği için daha çok üşüyor yani, ne derler. Üşümeyi kat kat arttırıyor. Dolmuş uçtu. Müşteriyi yakalayacağım diye. Onlar şimdi birbirleriyle yarışacaklar, arkadakiyle. Bak, şimdi korna sesi geliyor. Kalk kalk diyor, yürü. Ben benim müşteriyi aldım. Lokman Ekim'e gelmişiz. Etlik il sınırlarına, Etlik bölgesine girdik mi? İnşallah şöyle çok yoğun bir şeye girmeden geçiştiririz yolumuzu. Geçen hafta çok sıkıcı geçti işte. Binemedik motosiklete. Ne yağmur yağdı ne yağmur. Mevsim ortalamalarının aslında üstünde diyorlar. Ama ayaz mayaz yağmur biraz motosiklet sürmemizi engelledi. Bir an taksiciden korktum kapıyı açacak mı diye. Çünkü bir sağına döndü bir soluna. Genelde öyle olur ya, sağından alırsın bir şeyini, çat diye soldan inersin. Bakmazsın. Şu araba burnunu çıkarırsa geçemem diyecektim, geçtim. Çıkarmadı. Gata'ya doğru gidiyoruz. İsmi değişti mi Gata'nın ya? Hiç dikkat etmiyorum. Aha, gördü neyse amcaoğlu. Amcaoğlu gördü. Gülhane Sağlık Bilimleri Üniversitesi olmuş. Kamera kaydı devam ediyordur inşallah. Bazen böyle oluyor arkadaşlar. Kamera kaydediyor zannediyoruz. Erken bitiyor bilmem ne. Herhalde soğuktan pil etkileniyor. Size hani bazen son sözü söyleyemeden bitmiş oluyor. Ondan hoşlanmıyorum ama yapacak da bir şey yok yani. Evet arkadaşlar, yolculuğumuzun sonuna doğru geliyoruz. Pardon, bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz like'a basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmına nereleri gezmemi istiyorsanız yazabilirsiniz. O karar veremedi, 33 kaldı öyle. Önümüzdeki BMW karar veremedi. Sağa mı gitsem, sola mı gitsem bizi yakacaktı. Kendinize iyi bakın. Kış soğuklarına karşı önlemlerinizi alın. Facebook, Instagram ve Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın.